telefonda mı söylesem acaba? Yok ya, mesaj yazayım ben. Yılmaz, ben hamileyim. Yuh servet ya. E git söyle. Bu saatte. Bu saatte tabii canım. Saatin nesi varmış? Ya kızarsa? Ben şimdiye kadar niye söylemedin derse? Demez. Hem çocuk istiyorsun hem de utanmadan boşanmaya kalkışıyorsun derse. Boşanırım tabii. Utanmadanmış. Sen kendine bak. Kendi kendinleyken bile bu adamla kavga etmeyi başarıyorsun. E bravo sana Servet. Bravo. Babacığım. Baba canım. Nasılsın babacığım? Isınabildi mi biraz? İyiyim ben. İyi. Baba ben çıkıyorum. Yılmaz'a gideceğim. Ne yapacaksın kızım bu saatte? Bir konuşayım diyorum onunla. İyi peki. Git konuş. Belki gece eve gelmem. Ne demek gelmem? Nereye gideceksin? Belki kendi evimde kalırım baba. Ne yapacaksın kızım tek başına? Yani belki Yılmaz da gelir. Yani şey olur. Ya bilmiyorum baba, çıkıyorum ben. Hadi sen yat. Hadi canım benim. Hadi. İyi geceler sana. Tatlı rüyalar. Kocan değil mi? Niye utan? Aa! Saadet ne oldu? Yok bir şey, gözüme çöp kaçtı. Affet beni Asra. Saadet kızım ne oldu yine? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ağlıyorsun. Ağlıyorum işte. Yaptığım pasta güzel olmadı, onu ağlıyorum. Pasta güzel olmadı diye ağlanır mı? Sen de iyice delirdin ha. Ya delirdiysem delirdim, gelmeyin üstüme. Aman be, ne halin varsa gör. Çıkıyorum ben. Çık. Gitmeden bir arasa mıydım ya? Yok ya, direkt gideyim ben. Eda ne oldu? Yok bir şey. Ne oluyor ikinize birden bugün ya? Abla, neden ağlıyorsun? Sen ne ağlıyorsun? Sana ne oldu? Önce ben sordum ya. Neyin var? Ben ablayım bir kere. Sen söyle. Kızlar, ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Yok bir şey. Ya tımarağı niye çevirdiniz eve ha? Adam gibi söyleyin, yoksa ofiste bir şey... Yavaş bulun, babam uyanacak. Bana bakın, ofiste bir şey mi oldu? Ben ofiste değildim. Neredeydin? Çıldırtma, konuşsana. Abla... Şey oldu. Ne oldu? Sevda! Ne oluyor be? Kim bu adam ya? Gecenin körü böyle bir dayanmış kapımıza. Dur abla, gitme. Sevda! Yalvarırım, bir şey söyle, çık dışarı. Tibet'in sesi değil mi o? Sevda, bir şey söyle ya. Sevda! Sevda, ne oluyor? Anlatsana. Tibet bana evlenme teklif etti. Ne? Hayır mı dedin? Evet mi dedin? Erkan Yolaş gibi o iki kelimeyi kullanmayacaksın. Başını da emme basma tulumu gibi sallamayacaksın. Aa, yeter, çıldırtmayın beni. Ne dedin de geldi kapıya kadar dayandı bu çocuk? Ya bir şey demedim. Kaçtım işte, tamam mı?
Bu böyle olmayacak. Mahalle ayağa kalkacak. Ben bir gidip bakayım. Abla! Bırak dur lütfen ya. Bırak gider kendi başına o ya. Sevda yalvarırım bir şey söyle. Çık dışarı. Sevda yalvarıyorum çık bir şey söyle. Cevap ver ya. Duyuyor musun beni? Sevda diyorum. Sevda! Gel lan buraya. Hay olur lan. Aha Bedir de geldi. Bedir ne işi var? Oğlum sen ne geldin ya? Ya defol git rahatsız etme insanları. Lan bana bak. Kavga ediyorlar. Ya of işte. Bedir'in ne işi var dedim sana. Ya o da oradaydı abla teklifi hazırladı ya. Ne teklifi ne oluyor ya? Ya şu Cenk yok mu? Tibet Öküz'ün arkadaşıymış. Cenk'in bize hazırlattığı teklif Tibet içinmiş ya. Oha Tibet Öküz'ü evlenme teklifini para verip bize mi hazırlatmış? Aa. Sen ne geldin oğlum? Ezik misin oğlum seni? Ne işin var oğlum iki sevgilinin arasında? İndir o ellerini, kırarım parmaklarını. Vay. Burada yemin ederim öldürürüm seni. Yo bu böyle olmayacak. Ben gidiyorum. Bütün mahalleye rezil olduk. Lan bırak. Gider o kendi ya. Dwight evin önünde yemin ederim öldürürüm seni. Hadi bas git hadi. Lan bana bak öldürürüm oğlum seni. Yemin ederim öldürürüm. Kimsin lan sen? He? Defol git rahatsız etme insanları. Evet. Ne oluyorsunuz be? Gerek kalmadı. Ne oldu? Babam. Ulan ben 40 yıldır bu mahalledeyim. Bir kere bile gereksiz yere korna çalmadım mahalleli rahatsız olmasın diye. Çöpümü 5 dakika erken çıkarmadım mahalleliye saygısızlık olmasın diye. Yeri geldi ağaçlarımı kendim budadım. Çirkin görünüp de mahalleliye ayıp olmasın diye. Şimdi 2 tane adam gelmiş gecenin bir köründe kapımın önünde cazgırlık ediyor. Lan geçtim 3 kız babası olmayı. Sırf mahalleliye saygısızlık ettiğiniz için kafalarınızı tokuşturuveririm ben. Muzaffer amca. Hele Bedir. Senden hiç beklemezsin. Özür dilerim Muzaffer amca. Şimdi adam gibi çıkın gidin buradan. Yoksa sokağın başına kadar ikinizi döve döve ben sürerim. Hadi yürüyün. Bacaklarınızı kıracağım sizin. Bacaklarınızı kırarım unutmayın. Bu evi babasız mı bellettiniz millete de bu aymazlık bu kadar be? Bu terbiyesizliğin yarısı da sizde. Şuursuzlar. Ama baba. Lakırdı istemez. Çıkın odanıza. Çıt çıkmayacak. Çıt çıkmayacak. Olaysız gününüz geçmiyor be. Hele sen Sevda. Hele sen. Senin bacaklarını kıracağım. Yürü hala dur. Lan yürüsenize. Geri zekalılar. Ne gece ama. Of. Bravo Muzaffer. Sevda. Sen anlatsana şunu doğru düzgün. Tam olarak ne oldu? Bir şey diyemedim işte. Şey diyeceğim. Cenk bizim paramızı ödeyecek değil mi? Saadetciğim onca şeyin arasından buna mı kafayı taktın gerçekten? Hakikaten abla ya. E ne var? Bizim dükkâda bir şekilde dönecek değil mi? Tamam canım haklısın Saadetciğim. Sevda sen ne cevap vereceksin Tibet'e? Bak kapılara kadar dayandı bunun sonu ne olacak böyle? Bilmiyorum abla ya çıktı pat diye etti işte. Bir şey diyeceğim. Sevda, sen niye bu kadar üzüldün? Evlenmek istiyordun sen sonuçta. Okula da dönersin. Şimdi konuşmasak bunları olur mu? Biraz kafamı dinlemek istiyorum. İyi madem siz uyuyun. Babamın da şekeri yükseldi. Nasıl kaçıştılar ama babamı görünce? Ördek gibi.
Kız babası. Hadi iyi geceler. İyi geceler abla. Vay be. Tibet'e bak sen. Demek gözünü kararttı gitti evlenme teklif etti ha? Öyle oldu abi. Ulan o bebe de şaşırtmaya devam ediyor beni ha. Anasının kuzusu anasının kuzusu dedik. Gitti bu anasını yok saydı. Vallahi helal olsun. Bakma sen bu Sevda var ya Sevda naza çekiyor evlenir onunla. Yok be abi evlenmez neden evlensin? Neden evlenmesin oğlum? Ha? Onca zamandır beraberler. Gitmiş bir cesaret anasını da aradan çıkarmış. Evlenir. Öyle mi diyorsun? Koçum, sen bu Sevda'yı daha yeni tanıyorsun, yeni. Bu Sevda var ya, bu Sevda. Bu küçüklüğünden beri böyle. Saadet giderdi, çamurda oynardı. Bu Sevda hanımefendi efendim alsın bebeğini, saçını tarasın, elbisesini giydirsin. Kafaya taktı o, kafaya taktı. Sosyeteye gelin olacak o. Bu bebenin anası da belli geri adım atacak okul meselesinde. Tamam, tamam. Bu iş olur, ben sana söyleyeyim. Teyzelerinin yüzünden gidemedik babaya. Bari bugün gidelim. Nasıl? Günaydın babacığım. Ablacığım gel bak sana ne güzel kahvaltı hazırladık. Ben çıkıyorum. Siz kahvaltınızı edin ondan sonra doğru ofise. Abla olur mu açık karnına? Git iki lokmaya kızım. Yüklüsün sen be. Bir yere geç kaldım. Orada ederim artık kahvaltımı. Aman ne halin varsa gör be. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Yüklü ne ya? Eskiden öyle derlerdi. Yüklü yani gebe anlamında. Ulan Türkçeyi de bitirdiniz be. Baba çay? İstemiyorum. Koy oraya. Koy. Oo abim günaydın. Günaydın sabah güzeli. Ne yapıyorsun? Sabah güzeli mi? Abim insan yakışıklı falan der bari. Bizim de kendi çapımızda bir ağırlığımız var yani. Ulan sabah sabah bir laf ettik demediğini bırakmadın ha. İyi tamam yakışıklı Nuri. Yakışıklı Nuri'm benim. Yakışıklı delikanlı Nuri'm. Abim kahvaltı hazırlattırıyorum. Yok yok canım isteme. Gazetemi getir benim. Günaydın. Hoş geldin yengem. Merhaba Nuri. Hoş geldin Servet. Bir aksilik yok değil mi? Yok canım. Ne aksilik olsun? Bu saatte gelince böyle. Bu sabah kahvaltıyı burada yedeyim dedim. Vallahi mı? Vallahi ne güzel demişsin. Hadi. Hadi gel buyur. Hadi oğlum kahvaltı hazırlayın lan. Abim hani canın istemiyordu? Vallahi yengem iyi ki geldin. Yılmaz abim kendine hiç dikkat etmiyor. Sözüm geçmiyor yani. Ulan amir kesildi bu da başımıza ya. Hadi oğlum git hadi kahvaltıyı hazırla. Oğlum oradan bal getir, kaymak getir, yumurta kır, menemen yap. Güzel Hatay zeytini almıştım. Ondan yeni bir teneke açtırıverin. Güzel zeytinyağı, kekik getir hadi. Muhlama da yaptır hadi. Yılmaz senin yediklerine dikkat etmen lazım. Bana da o light peynir kepek ekmeği getiriyorsun ya bir dilim ondan her zamanki gibi. Tamam Yılmaz abim. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Servet ablan kahvaltıya gelmiş bizimle. Geç Bedir. Olur valla. Bedir senin bu saatte ne işin var burada? Doğru ofise. Burada kahvaltını edersin. Giderken de o sipariş ettiğim sandalyeleri götür olur mu? Doğru dedin abla. Ben gidip halledeyim onları. Abi akşama görüşürüz. Hadi güle güle. Ne oluyor? Ay sorma ya. Dün gece bununla Tibet bizim evin kapısına dayandı. Tibet Sevda'ya evlenme teklif etmiş ha? Bedir nereden duymuş? Ay Yılmaz uzun hikaye şimdi. Anlat anlat Servet'im ben dinlerim seni. Çaylarımız tavşan kanı. Sağ ol Nuri. Demek Tibet Sevda'ya evlenme teklif etti ha? Böyle olacağı belliydi can.
Değil mi Nuri? E şimdi ne olacak peki? Vallahi yengem ben de bilemiyorum ki. Şimdi bir tarafta bu Tibet'in anası var. Çok tehlikeli bir kadın. E bir tarafta da bizim Sevda var. Maşallah Çin gibi kız. Yani bence bu maç uzatmalara gider diye düşünüyorum. Yapma ya. Otursaydın güzelim ayakta kaldın ya. Vallahi şimdi bu Tibet'in anası... Ya gerek yok. Otur ya bir de ya. Hadi oğlum kahvaltıyı hazırla. Zıpla. Bedir gelmemiş. Gece gözüne uyku girmediyse. Ya Saadet. Hakikaten üzüldüm çocuğum ha. Sen o kadar düşün taşın sonra Tibet öküzü gelsin çöksün üstüne. Bana bak. Bu Tibet bizim paramızı ödeyecek değil mi? Bu ne? Şey değil. Ver ben atayım. Bir dakika ya. Yok öyle hemen ver ben atayım. Bana bak. Dün geceden beri ağzını bıçak açmadı. Ne oluyor çabuk anlat bana. Sen bir delilik peşinde değilsin değil mi? Sevda. Ne? Asrını polise verdim ben. Ne? Kemal'i aradım. O da aldı götürdü işte. Çok kötüydü Sevda. Ama öyle bir baktı ki. Saadet. Bana bak. Sen doğru olanı yaptın. Ben başına kötü bir şey gelsin istemedim. Ondan ihbar ettim ama anlamadı beni. Ya sen niye üzülüyorsun kızım? Bıraksana Allah aşkına. Sana onca yaptığı şeyden sonra kör bıçakla destan hakkın. Aa o beni sevdiği için dönmüştü. Ben de gittim ona ihanet ettim. Oh iyi yaptın. Sonunda az bile ona diyorum sana ya. Gülsüm arıyor. Kim o? Ya Ali'nin şirketinde yok mu ablamı çok seven kız? Allah Allah niye arıyor ki o? Alo? Aa. Sen bir anlatsana şu olayı bana. Maşallah ne güzel yedin Servet. Ha? Seni hiç böyle yerken görmedim ha. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Yok ya niye sayayım? Hoşuma gidiyor. Sen yeter ki ye böyle. Eskiden ucundan tadına bakardın her şeyin. Afiyet olsun yengem. Teşekkür ederim Nuri. Közde kahveni özlemişim. Sağ ol yengem. Oh, yarası. Niye bakıyorsun Yılmaz? Ya sen öyle dur. Ben sana bakayım. O niye o? Ya Servet diyorum ki şimdi bir süre hiçbir şey olmasın. Telefon çalmasın, haber gelmesin. Böyle pıst dursun dünya. Ne güzel bir haber geleceksin. Aman canım gelmesi eksik olsun boş ver ya. Şu dakikanın ben bir tadını çıkarayım ha. Bir günümüz de olaysız geçsin be Servet'im. Yılmaz. Ay canım. Özür Sevda arıyor. Efendim Sevda. Alo abla hemen ofise gel çabuk. Uç uç. Ne oldu bir şey mi var? Önemli diyorum ablaya hadi hadi. Peki tamam Sevda. Önemli diyor. Önemli tabii canım. Yani vallahi dedim. Telefon çaldı dedim. Şimdi Servet'e telefon gelir. Acil bir şey için çağırırlar. Yani dedim. Demediysem namen. Şu lafı etme. Ben kahvaltı için teşekkür ederim gerçekten. Ama gitmeliyim artık. Ya kahveni bitirseydin güzelim ya.
Çek çek, bir fırt daha çek hadi. Üplet. Oğlum ablanın, getir bakayım o ceketini, mantosunu. Hemen abi. Heh. Sağ ol abi. Günaydın Bedircan. Günaydın. Saadet abla bırak sen, ben alırım. Çok güzelmiş bunlar. Servet abla sipariş etmiş. Gelirken aldım. Güzel değil mi? Ha. Merhaba. Ah, geldi mi bunlar? Güzel olmuş değil mi kızlar? Çok güzel. Açsanıza şunları. Güzel güzel. Bana bakın. Koşuşturdunuz beni buraya kadar. Eğer önemli bir şey değilse yaktım çıranızı. Abla sen gelsene şöyle. Gel otur bir. Geç şöyle. Abla, Dilara Özvar diye bir kadın tanıyor musun? Deli misin? Tanımaz olur muyum Dilara Özvarlı'yı? Multimilyonerdir. Ha, işte o multimilyoner kadın seni aramış. Yani eski şirketi aramış. İş için sana ulaşmaya çalışmış ama Alev yalan söylemiş. Burada değil şu anda Servet deyip kendi gitmiş görüşmeye. Abla, bir iş için seni aramış. Kadına ulaşıp görüşmen lazım abla, değil mi? Ama beni yüz göz etmeyin onunla. Madem görüşmeye gitmiş, görüşsün. Abla kadın seni aramış. İsmine kadar biliyor demek ki. Niye Alev'e bırakıyorsun işi? Nasibimiz değilmiş Bedir. Ya ne demek nasibimiz değilmiş abla ya? Ya zaten gittin bu toplu nikah işini de Alev'e devrettin. Ya kadın seni sormuş, seni aramış. Sen hala nasibimiz değilmiş diyorsun. Ya izin vermiyorsun ki çalışalım, Allah Allah ya. Abla. Sen çekiniyor musun Alev'den? Ne? Ne çekineceğim ondan canım? Bilmiyorum artık. Ya siz kaç sene beraber çalıştınız? Sizi ortak tanıyan bir sürü insan var örnekte de olduğu gibi. Bak abla. Alev'le karşılaşmayacağım diye kaçacaksan ben gideyim Anadolu'da şube açayım. İstanbul'da ekmek çıkmaz bize. Haklısın. Ben mi gidip konuşayım Dilara Hanım'la? Bakalım ne istiyormuş. Ha, benim ablam işte ya. Gideceğim tabii, kalk hadi. Servet Üstün, git ve al işi ya. Sağ ol canım. Ne oldu, gidiyor musun Servet abla? Gidiyorum Bedir. O Alev'e mi bırakacağız işi be? Yürü abla. İşte benim ablam be. O Alev'e pabuç mu bırakacağız be? Yürü. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz abla. Çok kızdın Muzaffer amca bana. Kızdı tabii. Ne yapsaydım, eve ne dadanıyor? Sen... sadece evimizi korumak için geldin yani oralara kadar. Ben Saadet'e bakıyorum. Ya sen ablamın düğümlerini çözme konusunda bir dünya markası sayılırsın artık. Ne güzel tripler attın öyle. Ben içimden geldiği gibi davrandım. Ne oldu, sen neyin var? Yok bir şey. Aslında merak ettim. Arasana. Ya Sevda sen beni dinlemiyor musun? Polise verdim diyorum. Kemal aldı götürdü diyorum. Nasıl arayayım? Aa, vallahi senin canın sıkkınken mantığın tamamen devre dışı kalıyor. Bırak şunu. Kemal komiseri ara. Ha. Arayayım mı? Arasana. Al canım, ara. Hay kurban olduğum Allah'ım ya, çevir. Tamam, arıyorum. Hı? Çalıyor. Alo. Alo. Ben Kemal'i aramıştım ama yanlış oldu galiba. Hayır, yanlış çevirmediniz. Kemal Bey'in telefonu. Kendisi şu anda hastanemizde yatıyor. Ne hastanesi? Ne? Ne olmuş, ne olmuş? Hangi hastane orası? Adresi alayım ben. Tamam, geliyorum ben. Abla, haber ver, tamam mı? Tamam. Kimmiş hastanedeki? Kemal komiser. Ne olmuş? Bilmiyorum ki.
İşin arkasında onun olduğunu bilseydim kılımı kıpırdatmazdım. Yani o kadar hazırlık da boşa gitti. Yani o kadar da boşa gitti sayılmaz. Amacına ulaştı yani. Ne demek o? Bütün hazırlıkları benim için yapmıştın ya, onu diyorum. Sevda, sen ne cevap vereceksin Arif'e? Şunu bir açık açık söylesene. Konumuz o değil. Nasıl değil ya? Boşa gitmedi ne demek? Niye bana bağırıyorsun ya? Sanki ben biliyordum Tibet'in orada olacağını. Neden hayır demedin o zaman? Sana ne? Sana ne, sana ne, sana ne? Her şeye sana ne? İşine gelmeyince hemen sana ne? İyi günler. Hoş geldiniz. Biz bilgi almak istiyorduk fakat müsait değilse. Aa, yok olur mu Ayşe ya? Lütfen buyurun. Ne içersiniz? Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Çok şık bir eviniz var Dilara Hanım. Yüksek gusto sahibi birinin elinden çıktığı kesin. Öyle mi? Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Buyurun. Dilara Hanım'la görüşebilir miyim? Müsait değil kendileri. Servet Durmaz geldi diyebilir misiniz rica etsem? Bir dakika lütfen. Ben şirketimiz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Servet Durmaz geldiler efendim. Öyle mi? Peki al içeri. Enteresan. İletişim kazası oldu sanırım. Buyurun sizi bekliyor. Şemsiyenizi alayım. Teşekkür ederim, sağ ol. Merhaba. Hoş geldin Servet. Seni burada görmek sürpriz oldu. Beni aradığınızın haberini alınca hemen geleyim istedim. Alev ofiste olmadığını söyleyince biz de Alev'le buluştuk. Lütfen otur. Alev Hanım söylemeyi unuttu galiba. Ben kendi işimi kurdum. Öyle mi? Asistanlarım size söyledi sanıyorum. Yani biz kurumsal bir firma olduğumuz için çalışanlarımız sürekli değişebiliyor. Eviniz gerçekten çok güzelmiş Dilara Hanım. Alevciğim, gustosu yüksek bir evden çıkmış olduğu cümlesini kurdun mu yoksa ben kurayım mı? Şimdi işler değişti. Ben Alev'in yanında çalışan Servet'in namını duymuştum ama galiba karşımda iki ayrı güç var, öyle mi hanımlar? İki ayrı güç demeyelim. Çünkü Servet'in şirketi henüz çok yeni. Bizi biliyorsunuz, köklü bir organizasyon firmasıyız. Önemli olan kişisel tecrübelerdir. Firmanın kuruluş tarihiyle kimse ilgilenmez. Hanımlar durun durun. Ben önce size bir durumu izah edeyim. Oğlumun düğününe bir hafta var ve biz bir Fransız organizasyon şirketiyle çalışıyorduk fakat anlaşamadık. Bu kadar az zaman kala oğlumun ve gelinimin isteklerine göre her şey tekrar düzenlenmeli. Biz güçlü bir ekibiz Dilara Hanım. Gözünüz arkada kalmasın. Madem Servet de buraya kadar yoruldu, küçük bir seçim yapalım diyorum. İkiniz için de uygunsa tabii. Benim için sorun yok. Bizi tercih edeceğinize eminiz. Pekala. Hazırlıklarınızı tamamlayın. Elinizde neler var bir görelim. Dediğim gibi çok az vakit var. Biz yarın tekrar görüşecekmişiz gibi planlayalım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Teşekkürler. Altından kalkamayacağını biliyorsun değil mi Servet? İş zaten bana geldi Ali. Sen sadece araya girdin. Hoş böyle şeyleri iyi becerirsin. Çalmak uzmanlık alanın senin. Yalnız ben çalmam Servet. İstediğimi alırım. Nerede? Göremiyorum. Ben sana terk etmediğim sürece hiçbir şey alamazsın benden Ali. Hiçbir şey. Ben istediğimi alırım Servet. Affedersiniz. 201 nerede? İlerde sağ ol. Şey,
ben Kemal Bey'e bakmıştım ama. Giyiniyor şimdi. İyi ama merak etme. Madem iyi, ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim o zaman. Şey, bu arada yanlış anlamayın. Biz sadece arkadaşız. Sonra aranız falan bozulur. Sen Saadet'sin değil mi? Hı hı. Kemal benim sevgilim değil. Asıl sen yanlış anlama. Değil misiniz? Biz seninle kader arkadaşıyız Saadet. Kemal senden bahsetti bana. Kader arkadaşı. Asrın. Asrın. Beni de dolandırdı. Kemal komiser o günden beri hep destek olur bana, sağ olsun. Çıkarın lan şunu kafamdan. Size söylüyorum. Öldüreceğim lan hepinizi. Kimsiniz siz? Size söylüyorum. Çıkarın şunu kafamdan. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Niye kaçırdın beni? Alo, Aslıncığım. Nasılsın eski dostum? Bitin. Vay, unutmamışsın demek. Aferin. Ne istiyorsun? Bak, ben seni kurtardım. Teşekkür edeyim. Biten yerde ettiğin laflara bak. Yok, kırılıyorum ama. Şimdi mi teşekkür edeyim, sonra mı? Ha? Sen paket yap, ben sonra yerim. Aslı, ne öğrendim biliyor musun? Eski dostun kazığı daha çok acıtıyormuş. Tamam, uzatma Metin. Ne istiyorsun? Saadet'e gelelim diyorsun yani. Tamam. Sana kendini affettirmen için bir şans vereceğim. Ama merak etme, öyle zor bir şey değil. En iyi yaptığın şeyi yapacaksın. Benim için bir şey çalacaksın. Geçti o işler, ben bıraktım. Ne olan, tövbe mi ettin yoksa? Abi. Tamam bak, lafı uzatmaya gerek yok. Sana tek bir kelime söylüyorum, Saadet. Anla onun adını! Sana Saadet'i öldürürüm demiştim. Başka hiçbir şey demiyorum. Ne istiyorsam yapacaksın. Çalacaksın. Çalmayacağım. Çalacaksın lan, çalacaksın. Köpeğimsin bundan sonra benim sen. Çalmayacağım. Bana hiçbir şey yaptıramazsınız. Lan bağırma, bağırma. Bağırma bak, sakin ol. Şimdi oradaki adam sana fotoğraflar gösterecek. O fotoğraflara iyi bak. Sonra tekrardan konuşacağız seninle. Sen nereden duydun? Telefon ettim, hemşire açtı, o söyledi. İyi olduğuna emin misin? Kalsaydın biraz daha. Önemli bir şeyim yokmuş. Zaten hastane kokusunu da sevmiyorum. Şey Kemal, ne oldu? Aslım kaçtı. Ne? Nasıl kaçtı? Emniyete giderken arabanın tekeri patladı. İnip tekeri değiştim derken arkamda inip saldırdı. Vurdu mu sana öyle hiç acımadan? Elleri kırılsın. Saadet bak, seni korkutmak istemiyorum ama sen de tehlikelisin. İşin rengi değişti. Senden intikam almak isteyebilir. Merak etme, bana zarar vermez o. Bu kadar eminsin yani. Yani. Sana verebileceği en büyük zararı verdi zaten. Gerçek yüzünü görmek için daha ne bekliyorsun? Saadet. Aslına inanma. Sakın inanma. Eğer bir daha gelirse bu sefer şakası yok. Anlıyor musun? İyi olduğundan emin oluncaya kadar beklemek istedim. Buraya kadar yordun kendini. Çok sağ ol. Lafım olur. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz Saadet. Görüşürüz.
Asrının zarar verdiği bütün kadınlarla yakınsın. Değil mi? Sadece destek olmak için. Bana da destek olmak istedin sadece. Öyle değil Saadet. Kendine bir Asrın Mağdurları kulübü kurdun. Yani. Saadet bir dinle bak. Ya sevgili olmadığınızı niye söylemedin sen bana? Sordum sana o kadar. Efendim amirim. Hayır amirim. Hayır olmaz amirim. Ben geliyorum. İzin falan da yapmıyorum. Ne oldu? Aslın dosyasını benden almışlar. Benim emniyet gitmem gerekiyor. İyi git. Saadet. Hı. Bak Aslın sana ulaşmaya çalışabilir. Eğer sana ulaşmaya çalışırsa güvenme ona. Bana haber ver. Tamam.